Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere son birkaç gündür e, gündemde olan WhatsApp'la ilgili malum güncelleme meselesini konuşmak istiyorum. Ee, aslında bu konuyla alakalı bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, WhatsApp'ın normal güncellemesine göre biliyorsunuz bizim e, verilerimiz, paylaştığımız mesajlar, resimler, sesler, videolar e, WhatsApp ve orta olan Facebook veya Facebook ve orta olan WhatsApp şirketleri tarafından ve diğer şirketleri tarafından normalde kullanılamıyor. Tabi isterse kullanabiliyorlar. Hatta WhatsApp'a ilk girdiğinizde veya biriyle ilk defa mesajlaşmaya başladığınızda hemen işte bu mesajlaşmalarınız uçtan uça şifrenir diye bir ibare çıkıyor. Bu ne kadar doğru? işin doğrusu ben buna çok güvenmiyorum. Çünkü birçok mahkemede sanıkların bir takım olaylara aydınlatılması için WhatsApp mesajlarına savcılık tarafından izin verildiği zaman ulaşılabiliyor. Ve önünüze döküman olarak çok rahat konulabiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili çok örnek var. Haberlerde okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Yani WhatsApp'ın mesajları işte uçta uca şifreliyormuş falan filan hikaye. Fakat yasal olarak bizim paylaştığımız hiçbir bilgiyi aslında WhatsApp Facebook'ta ve diğer şirketlerle paylaşamıyor veya yani başka bir kurumla paylaşamıyor yasal değil bu Ama 8 Şubat'ta bir mesajla uyanacağız 8 Şubat'ta WhatsAppı açtığımızda önümüze bir sözleşme gelecek ve bu sözleşmeyi onaylayan kişilerin WhatsApp'ta paylaşacağı bütün veriler bütün bilgiler Facebook ve diğer şirketin ortak kurumları tarafından, çok rahat paylaşılabilecek. Yani hocam bundan ne var diyebilirsiniz. Evet, zaten şu an WhatsApp paylaşmıyor mu? Arkadaşlar paylaşamıyor. Paylaşmıyor değil, paylaşamıyor. Normalde yasal değil. Yani isterse paylaşabilir. Dediğim gibi. Yani çok rahat mahkemeye doküman olarak getirilebiliyor WhatsApp bilgileri. Fakat e, Türkiye'de bunu daha yasal hale getirmek için, hukuki hale getirmek için sizin açık izninize başvuruyor. Mesela anayasada da e, kişisel bilgilerin kullanılması durumu var. E, önünüze konulma durumu var. Ama bunun için sizin izinize ihtiyaç duyuyor yasalar. Facebook ya da WhatsApp size bunu onaylattığı zaman böyle bir yasaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla Facebook şirketi sizin bütün bilgilerinizi istediği bir kuruma şirkete satabilecek, kullanabilecek. E, ne var bunda hocam işte mesaj yazıyoruz şu bu. Ya arkadaşlar, eee WhatsApp'la biliyorsunuz birçok şey konuşuluyor. Birçok şey bilgi olarak aktarılıyor. Mesela pandemi sürecinde biz çocuklarımıza ilgili hes kodu bilgilerini okul öğretmenlerine gönderdik. Veya konum atıyoruz. işte eşimize, dostumuza, evimizi daha çabuk bulsun diye konum atıyoruz değil mi? Yani normalde e, herkesin açık adresi gizlidir veya devletin işte bilgiler bilgilerinde saklıdır bilgisayarında saklıdır sisteminde saklıdır yani kimse durup dururken bir insanın açık adresine hemen kolayca ulaşamaz ama siz konum attığınız zaman istediğiniz o Facebook'a buldun bulunduğunuz yer kaldığınız yer işte çalıştığınız yer e, iş yaptığınız yerlerle alakalı ne yapıyorsunuz? Bir e, nokta hedef göndermiş oluyorsunuz. İşte ben buradayım şu iş yapıyorum. Ben buradayım şununla buluşuyorum gibi. E, tabii ki e, illegal işler içinde olmayacağız, koşmayacağız ama e, sonuçta kişisel bilgileri saklama hakkımız var. Özgürlüğümüz var bizim. E, i̇şte son zamanlarda biliyorsunuz hastanelerde alacağımız e, randevular e, dijitalleşti. Telefonla alıyoruz, bilgisayardan internetten alıyoruz. IBAN numaralarımızı paylaşıyoruz. Şube bankaların eşubelerini kullanarak para çekiyoruz, para gönderiyoruz, EFT yapıyoruz, hesabımıza bakıyoruz. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman e, bu tür bilgilerin çok rahat Facebook tarafından paylaşılabileceğini düşünün arkadaşlar. Bunun için e, WhatsApp gelecek güncellemeyi sakın kabul etmeyin. Alternatif uygulamalar var. Zaten şu an Telegram'a geçişler bayağı arttı. Ben daha önce Telegram'ı kullanıyordum. Her gün mesaj geliyor. Şu katıldı, bu katıldı diye. Ee, Telegram kullanılabilir. Ama hani benim tavsiyem şu. Telegram da olsa sinyal de olsa veya signal de olsa veya yerli yapım bip de olsa yani ne olursa olsun kendinize ait yani başkalarının duymaması gereken özel verilerinizi, fotoğraf, video ne olursa olsun e, hangi platform olursa olsun paylaşmak doğru değil aslında. İşte Facebook'ta e, ev içi hallerimiz, fotoğraflarımız paylaşılıyor. Yani bu insanların tabi mahremiyeti var. Bazı insanlar mahremiyet sınırlarını genişletebiliyor. Bana göre yani ev içindeki bir takım haller, e, serbest hallerimiz paylaşılmamalı. Ama Instagram'da ve diğer sosyal platformlarda görüyoruz insanlar e, reklam alma adına, sponsorluk alma adına, para kazanmadığına her türlü rezilliğe başvurabiliyor. Orası kendi bileceği bir iş. Ama benim tavsiyem ilkeleri olan yasaları olan kendine göre bir hayat tarzı olan insanların zaten bu şekilde verileri hiçbir platformda paylaşması gerekmiyor. Telegram çok mu güvenli? Değil. Yani sizin kullandığınız bir kelime kullandığınız eşinizle çocuğunuza konuşurken kullandığınız bir kelime iki dakika sonra telefonda ya da bilgisayarda karşınıza reklam olarak çıkıyor. İşte Kitaptan bahsediyorsunuz hop karşınıza kitap siteleri çıkabiliyor. Telefondan bahsediyoruz. Hop karşınıza Instagram'da telefonla ilgili reklamlar çıkabiliyor. Yani dinleniyoruz. Hani biri bizi gözet diyor diye bir yarışma vardı ya bir zamanlar. Gerçekten biri bizi gözet diyor arkadaşlar. Ee, hepimizin elinde artık akıllı telefonlar var. Dinleniyoruz. Uygulamaların hepsi mikrofona izin vermeniz istiyor değil mi? Ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz ve e, değişik efekt programlarını, fotoğraf düzenleme programlarını kullandığımız zaman bunların hepsi mikrofona, kameraya ulaşıyor. Rehberinize ulaşıyor. Mesela Telegram rehberimize ulaşıyor zaten. Benim rehberimdeki bir kişinin e, Telegram'a katıldığını bana Telegram mesaj olarak atıyor. Yani bu ne demek? Benim rehberimdeki her kişiye ulaşabilirim demek yani. Dolayısıyla ee, biz WhatsApp'a 8 Şubat'ta gelecek olan güncellemeye evet dediğimizde e, bütün bilgilerimizin e, hukuki olarak e, Facebook tarafından ve diğer şirketler tarafından paylaşılabileceğine izin vermiş şey olacağız. E, ve şunu da söyleyeyim. Bu güncelleme Avrupa Birliği ülkeleri için dayatılmıyor arkadaşlar. Türkiye için belki de 3. Dünya ülkeleri için dayatılıyor. çünkü Avrupa Birliği bunu kabul etmiyor. Bakın Düşünün Facebook Avrupa Birliği ülkeleri için bu dayatmayı yapmıyor. Bizim ülkeye yapıyor. Ve biliyorsunuz Türkiye her sosyal medya platformu için Türkiye'de bir temsilci bulundurmasını istemişti. Facebook bunu kabul etmiyor. Yani ben diyor senin hukuki sisteminle yargılanmak, sorguya tutmak istemiyorum. Bu benim bileceğim iş. İster WhatsApp'ı Facebook a kullan, istersen kullanma diyor. Dolayısıyla bu ne demek? Yani bir temsilci atamamakla Türkiye hukuki sistemine dahil olmamayı düşünüyor. Ve bu şekilde de sorgulamaktan, hukuki yollara başvurmaktan, başvurmaktan ne oluyor? Kaçınmış oluyor, güya kendini korumuş oluyor Facebook ve WhatsApp. Bu nedenle arkadaşlar, yani biz hani Türk aile yapısı olarak, Müslüman Türk aile yapısı olarak belli bir kültürden gelmişiz, bir hayat tarzımız var, yaşam tarzımız var. Ee, elbette ki kişisel verilerimizin, özel dosyalarımızın, belgelerimizin, fotoğraflarımızın, videolarımızın üçüncü, dördüncü, 5 kişiler tarafından, helele şirketler tarafından başkalarına satılarak kullanmasını istemeyiz. Bundan maddi çıkar sağlayacak Facebook ve WhatsApp. Ee, buna izin vermemeliyiz. Gerekirse WhatsApp alışkanlığımızı terk etmeliyiz. Çünkü şu an e, birçok e, iş yeri olsun, okul olsun, insanlar olsun bu şekilde gruplar kurarak ne yapıyor? E, iletişim sağlıyor öğretmenlerimizle, şirketteki çalışanlarımızla bunu değiştirmek çok basit arkadaşlar. Alışkanlıkları bırakmak tabii ki zor ama daha güvenli platformlar var. Bu şekilde dayatma yapmayan Telegram gibi veya diğer uygulamalar gibi uygulamalara geçirebilir. Hatta şu aralar bir espri dönüyor. 21. yüzyıl kavimler gücü başladı. Bir tarafta WhatsApp, bir tarafta Telegram. Telegram'a doğru geçişler artmaya başladı. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.